Gördün mü bak? Oyuncakları kandırmamız ne kadar da kolay oldu. Gerçekten de haklıymışsın. Tabii ya. Ne sandın? Çamur at, izi kalsın işte. Birkaç yalanla nasıl bütün oyuncakları ona karşı kışkırttım. Süpersin Şoker. Çok zekisin. Kesinlikle burayı yönetmeye hak ediyorsun. Bu senin hakkın. En büyük Şoker. Evet. Seni seviyoruz. Yeter bu kadar. Şimdi dünyaya inip orada da işleri ele almanın zamanı geldi ha? Ne dersin? Ufaklık. Babayı da ihmal etmeyelim. Lütfen beni de götür Şoker. Hayır, lütfen. Aman, ay. Sen ay. Benim yardımcımsın. Ve burada kalıp propaganda çalışmalarına devam edeceksin. Ha, iyi. Hah, iyi. Merhaba Simge Hanım. Nasılsınız? Vallahi hiç iyi değilim. Birdenbire ortaya çıkıp hayatımla ilgili planlar yaptım. Ben de salak gibi sizi hiç tanımadığım halde dediklerinizi yaptım. Ama ne Nana'dan kurtulabildim ne de Hakan'la evlenebildim, öyle değil mi? Ama Simge Hanım, biraz sabırlı olmalısınız. İnanın bana, inanın bana, benim öfkem Sizinkinden daha büyük. O halde derhal bir şeyler düşünün. Simgeciğim, sende şu anlaşmalı olduğumuz hastanenin numarası var değil mi? Evet. Nana çok hastaymış. Onun için bir randevu alıp makbuş arar mısın? Ah tabii canım, seve seve. Yo iş, işin yoksa hanımefendiye bir de doktor ayarla randevu. Bir hastalıkları eksik. Bir dakika Simge Hanım. Hastaneyi aramayın. Neden? İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş, öyle değil mi? Yani? Yani siz hiç merak etmeyin. Nana'yı ziyaret etmesi için çok özel bir doktor yollayacağım. Kafanızda neler var Şakir Bey? Bu sefer kesin olarak ondan kurtulacaksınız. Size söz veriyorum. Canım düşündüm de şimdi hastaneye giderken zorlanır onlar. Ne de olsa cahil bir kız. İstanbul'un da yabancısı. Ay Makbule Hanım desen o zaten bildiğini de unutuyor. Ben en iyisi eve bir doktor gönderiyorum. Haklısın Simgeciğim, çok iyi düşünmüşsün. Ay bir an önce muayene olsun da sonra mikropları çocuklara falan bulaştırmasın. Çok yaşa, çok ay. Yaşa. Ay bak bana bulaştırdı bile, görüyor musun? Cehir cehir yanıyorsun evladım. Yanıyor muyum? Yani şimdi benim içimde yangın mı var? Bu mikroplar içimde ateş mi yaktılar? Kim bilir, belki de öyledir. Şimdi söner artık bu ateş. Ay ilahi deli kız, öyle söner mi? Of bu Hakan da neden aramadı canım? Ay hey. Ateş gibi yanıyor yavrucak, vah vah vah. Nanacığım, sana öyle bir hap yutturacağım ki bir daha asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet, ailenizin doktoru burada işte. Her türlü teşhis ve tedavi yapılır. İyi günler efendim. Ben ailenizin doktoru. Beni Hakan Bey gönderdi. Allah Allah. Siz daha önce de gelmiş miydiniz? Hayır efendim. Ben ailenizin yeni doktoruyum. Ancak haklısınız. Doktor doktora benzer. Buyurun efendim. Hastamız? Burada efendim. Hastamız sen misin güzel kızım? Evet. Adın ne senin? Nana. Nana mı? Hı hı. Sahne ismin mi bu? Efendim? Annem yok bir şey. Aç. Olmaz. Aç ağzını. Pudra. Aç ağzını bakalım. Aç. At dili dışarı. Hadi. Kulaklara bakalım.
bakalım. Senin kalbin atmıyor mu yoksa? Ne? Yok. Enteresan. Çok enteresan. Sen nefes alıyorsun ama kalbin atıyor mu atmıyor mu belli değil. Tuhaf şey. Çok tuhaf. Ama doktor bey, atmaz olur mu? Bir daha bakın hele. Şaka yaptım, şaka yaptım. Tabii ki atıyor kalbin. Doktor bey, yani çok korkuttunuz. Ciddi bir şeyim yok değil mi doktor bey? Ciddi. Çok ciddi. Ama tedavisi var. Bakın, ilacı burada işte. Aç bakalım ağzını. Nasıl hissediyorsun kendini? Bilmem, fena değil. Ama doktor bey, hemen etki eder mi? Bu çok etkili bir ilaçtır. Nineciğim. Nineciğim mi? Şey, hanımefendiciğim diyecektim. Sizin gibi genç bir hanımefendiye nine diyen çarpılır. Harika görünüyorsun küçük hanım. İyi gibiyim evet. Bakın gördünüz mü? İşe yaradı bile. Hıçkırık işe yaradığını gösteriyor. Evet, geçmiş olsun. Ne zaman isterseniz ailenizin doktoru yanınızda. Sağ olun doktor bey. Buyurun. Teşekkür ederim doktor bey. Ne demek? Her zaman emrinizdeyim. Geçmiş olsun. Hadi efendim buradan buyurun. 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 İyi günler. Yani doktorun böylesine de ilk defa rastlıyorum. Şimdi hapı yuttun bana. Bu sihirli hap sayesinde elinde olmadan herkese gerçekleri söyleyeceksin. Hakan soracak. Sen kimsin? Ben biz mi bildim? İsterseniz sihir yapıyı binanın. Sadece dördüncü kişi değil. Herkes sırrını öğrenecek Nana. Herkes. Ve sen insan olma hayaline sonsuza kadar veda edeceksin. Sonsuza kadar bir bez bebek olarak kalacaksın.